mahkemesi kendi vicdanıdır. Anlattıklarım hakim abi hicranımdır. Yerde yeksan mıdır adalet? Kuytu köşede cinayet. Hidayete ermek acaba esnaf mıdır? Mahkum nereden bilebilir ki gökyüzünün rengini? Silah sesiyle büyüyenler dinlemedi dandini. Bir yanım rahmani, diğer yanım şeytani. Bu davaya adadım kendimi meccani. Adalet artısı, vicdan bilenmez. Eksiye artısı, doğrular silinmez. Hak ve hukuk için haykıramaz ölüler. Bu yaşayanlara nebedi bir görevi. Mahallem varoş, sus kokar bu bedenim. Ailem kardeşlerim, yaşamaktır tek nedenim. Umudum da hayalim, geleceğim aydınlık olur. Umudumdu bulamadığım karanlıklarda kaybolur. Beş kuruşa alan satılan bedeller. İhanette şerle mutluluğumuzu engelle. Yaşlı kurtarıyor. Epeydir iş vermiyordu sana. Ciddi bir şey mi? Ya, muhakkak öyledir de Cevdet Başkan'ı bilmiyor musun? Adamın ağzından laf almak ne mümkün? Bir tane araç var, onu parçalamamı istiyor. Aa, iyi. Onunla aramızı iyi tutmakta fayda var. Sen bir öğren bakalım. Araba kiminmiş, mevzu neymiş? Soru yok diyor ya. İşte tam da bu yüzden öğreneceksin ya pusat. Dertlerimiz çok, kaldırım taşları olacak benim evim. Mahkum nereden bilebilir ki gökyüzünün rengini? Silah sesiyle büyüyenler dinlemedi dandini. Bir yanım rahmani, diğer yanım... Azemi de görüyorsun değil mi? Bizden şüphe ediyor. Ben sana söylerim gitmedim bile. Asıl gitmeseydik şüphelenecekti. Onu azıcık tanıyorsam ortalığı yakıp yıkacak ama bakalım ne zaman. Boş versene onu ya. Çoktan yumuşadı o. Bence şu an tam zamanı. Gidelim, harbi ısıralım onu. Aptal olma. Sen daha ne olduğunu anlamadan dişlerini söker alır. Temkinli davranacağız. Aha. Cevdet abi atmış aracın bilgilerini. Yenge, biz bu işi kime verelim? Şu çocuğun adı neydi? Cuma mıydı? Ona ver. Çok dolandı bizim kızın etrafında. Hangi kız ya? Yeliz'i diyorum. Bu yaşayanlara nebedi bir görevi. Yaşananların hiç izahı yok. Hakim bey dertlerimiz çok. Kaldırım taşları olacak benim evim. Yaşananların hiç izahı yok. Hakim bey dertlerimiz çok. Kaldırım taşları.